Merhabalar hocam. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok şükür hocam. Hocam sizi hazır yakalamışken geçen gün... Vallahi iyi yakaladınız. Aynen, güzel yakaladınız. Bunların hepsini beslenirken yakaladınız. Hadi bakalım hocam, şu anatomilerden bahsedelim dediniz. Bu kadar malzemeyle yakaladınız. Evet, bugün de diyorum ki bir önceki videomuzda ektomorf vücut yapılarını incelemiştik. Bu sefer de mezomorf vücut yapısını inceleyelim mi sizinle? İnceleyelim o zaman. Sen soruyordun, ben soruyorum bu sefer. Bu anatomi nedir, ne değildir? Biraz bahset bakalım hocam. Tamamdır. 3 anatomi çeşidi var diye belirtmiştik zaten. Ektomorf, mezomorf, endomorf. Bir önceki videomuzda ektomorf vücut tiplerini incelemiştik. Nasıl beslenmeleri gerektiği ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmuştuk. Bu sefer mezomorf vücut tipini inceliyoruz. Şöyle göstereyim. Bu sefer çalışıp geldi. Çok sağlam çalıştım. Mezomorf vücut tipi. Kilo alma ve kilo vermeye meyilli olan vücut tipidir. Genel olarak omuz bölgesi geniş, karın bölgesi düz bir yapıdadır. Bu arkadaşlarımız karın ve bacak bölgesinden kilo almaya ve kilo vermeye meyillilerdir. Doğru mudur hocam? Evet, aynen de öyle. Peki bu arkadaşlarımız nasıl beslenmeli, nasıl öğünlerini oluşturmalı? O zaman ben de bunu sorayım size. Şimdi değerli arkadaşlar, bir önceki videoda ektomorfu, şu anda mezomorf orta olan, yani bizim orta çizgi dediğimiz bir anatomiden bahsedeceğiz. Şimdi biz Latince isimler kullanıyoruz, anatomiden isimler söylüyoruz vesaire. Sizlerin daha iyi anlayabilmesi için açıklamalar yapacağız. Evet, en zor anatomilerden bir tanesi de bu. Çok hızlı bir şekilde kilo alır, hızlı bir şekilde kilo verir. Genetik faktörlere bağlı olarak bazı bölgelerinde deformasyonlar çok yüksektir. Özellikle karın ve kalça bölgesinde gözle görünür hemen farkındalıklar ortaya çıkartır. Evet, boğazına düşkün bir anatomi. Ve aynı zamanda kendi anatomimi mi inceliyorum bugün aynen, ben? Aynen, de öyle oluyor. Evet. Bu arada hocam, benim videolarda hep yanaklarım büyük çıkıyor ve gıdığım var olarak bir algı olur. Ben ne kadar kilo verirsem vereyim, yanaklarım küçülmüyor. Yanakların küçülüyor, biraz genetik faktörler var burada. Hocam bu yarışma dönemimi de hatırlarsınız siz. Evet. Bikini hazırlandığım zaman da yanaklarım hep vardı hocam. Ya genetik faktör bu. Annenden geliyor diye düşünüyorum. Anneni tanıdığından dolayı annenden geliyor düşüncesine varıyorum. Şimdi arkadaşlar, bazı fiziki yapılar sizin elinizde değildir. Yani örnek veriyorum, gıdıktır, işte koltuk altında sarkmadır, kalça bölgesidir, karın bölgesidir. Ne kadar müdahale etseniz dahi genetik faktörleriniz ön plana çıkar. Böylelikle hani o bölgelerde dikip deformasyonlar gözle görünür şekilde ortaya çıkar. Onu kontrol etmek bazen zorlaşır. Tabii birkaç tane seçenek var bu konuyla alakalı. Onları ha şimdi şöyle söyleyeyim, yani yanaklar böyle dolgun, biraz gıdık var. Sana yakışıyor yani. Ya açık söylemek gerekirse bazısına yakışmaz ama bazısına yakışıyor. O yüzden ondan mutlu olmaya bakmayı tavsiye ederim. Ne kadar mutlu olursan o kadar da hayatına denk gelecektir. Evet, ben öyle düşünüyorum. Öyle. Bir önceki videolarda görünce dedim söyleyeyim, içimde kalmasın. Hani hep dışarıdan gören bir insan, fitness antrenörü buna yanak demesin diye söylüyorum. Mezomorf bir anatomim ve genetik faktörlerim yanaklarımı oluşturuyor. Yani bazen kendi anatomimizle mutlu olmayı da öğreneceksiniz. Ya düşün ki çok göbeklisin. Kalça bölgen çok fazla deformu. Bu seni daha çok rahatsız eder. Hani erkeklere nazaran kadınlar bu gibi şeylere çok dikkat ediyor arkadaşlar. Hani erkeklere gıdığı var mı çok fazla dikkat almaz, sakalla kamufle eder vesaire, ama kadınlarda böyle değil. Yok hocam. Evet. Elbise falan faktörü değişmelerde hemen hissettirebiliyor. Neyse, konumuza gelelim. Evet hocam, ben sordum, sen sor bakalım. Evet, mezomorf arkadaşlarımız nasıl beslenmeli, öğünlerini ne sıklıkla yapmalı ve öğünlerinde neye dikkat etmeli? Kilo almak isteyenler diye girelim, sonra kilo vermek isteyen mezomorfları inceleyelim hocam sizinle. Zaten anatomi gereği çok hızlı bir şekilde kilo alabiliyoruz. Buna müsait, ektomorf gibi değil, yani gelişmeli bir şekilde değil. Besinlerde, yediği gıdalarda birkaç tane değişme yaptığı zaman kilo alabiliyor. Kilo vermede de aynı şekilde hayatına dahil etmiş olduğu bazı gıdalar çıkardığı zaman vücut otomatik olarak kilo vermeye başlıyor. Biraz da boğazına dikkat etmesi lazım. Biraz da dikkat etmesi lazım. Yani şöyle söyleyeyim, masada bunlar var. Masayı böyle bir çekelim. Hepsi güzel besinler. Biz tabii gün içerisinde bir tane Türk kahvesi tüketiyoruz. Evet, seviyoruz Türk kahvesini. Evet. Arada böyle şeyler de var. Hocam benim en sevdiğim bölüm orası oluyor. Yani bu güzel bir gıda. Hani ben yemeği seviyorum ama bunu değil.
Bir de burada bak, baklı bir gıda var. Kuru baklı yaptılar. İşte kayısı var. Bir de bu var. Şimdi bunu seçersen kilo alırsın. Bunu seçersen kilo verirsin. Benim seçim bu oldu, kurabiye olduğu için herhalde sürekli yanaklarımda yiyeceğim. Aynen de öyle. O yüzden seçiminizi yaptığınız olduğunuz gıda sizin aynı zamanda şeklinizi ve şemalinizi ortaya çıkartıyor. Evet. Birinin yağ yakma özelliği var. Sindirim konusunda yardımcı oluyor. Diğeri de tam tersi bir olaya giriyor. Çünkü içinde çok fazla miktarda şeker var, yağ var. İşte efendime söyleyeyim, karbonhidrat da ağırlıklı. Bu sefer ne oluyor? Kalori miktarı çok fazla yükseliyor. Bu sefer onu yani şöyle bir şeyde tükettiğiniz zaman yaklaşık bir buçuk saat spor yapmanız lazım. Bu ciddi bir oran. Yani şimdi bunu yapmadınız, yediniz. Ne oldu? Bir buçuk saatte spor yapmadınız. Bu ciddi böyle bunu yağlandıracak. Evet arkadaşlar, bu anatominin en büyük özelliklerinden bir tanesi de gün içerisinde bir şey yemesin. Tekrar yediği gıdayı belli bir oranını yağa çevirir. Böyle bir zorluğu var. Yani diğer anatomilerden farklı olarak işte gün içinde bir şey yemediğini kabul edelim. Tek öğün yedi. O öğünde de yemiş olduğu gıdayı biraz abartması durumunda almış olduğu gıdanın birçoğunu yağa çevirir. Ne oldu? Buradaki vücudun sistematik yapısıyla baktığımız zaman daha sonrasında aç kaldığı süresi zarfında o yağı kullanacak. Yağlar yanması durumunda vücuttaki yağ yanarken size bir enerjiye çevirir. Bu enerjiyi bu anatomi çok rahat şekilde kullanıyor. Peki ya da masada farklı şeyler de var. Evet, biz ne yaptık az önce? Bir Türk kahvesi yaptık. Türk kahvesini içelim dedik. Hatta arkadaşlara video başlamadan ben kahve yaptım özellikle. Türk kahvesi arkadaşlar. İçine katkı maddesi girmeyen güzel bir kafein. Ben öyle düşünüyorum yani. Evet, hem lezzetli hem de yağ yakımını kolaylaştırır. Pekala yemeğin hemen arkasından mı? Değil. Yemeğin önünde. Tavsiye edebilirim bunu. Peki mezomorf vücut tipindeki arkadaşlarımız antrenmandan önce, spor yapan bireyler için konuşuyorum. Antrenmandan önce Türk kahvesi tüketebilir mi? Tabii. Şimdi arkadaşlar özellikle spor yapanlar veya spor yapmayanlar, iki tarafın içinde düşünebiliriz. Kafein türü tüketiyorlar. Yani böyle Nescafe'lerdir vesaire tüketiyorlar. Arkadaşlar bunların içine katkı maddesi girebiliyor. Bu katkı maddesini vücut şeye ayıramıyor. Yani vücut ayıramayabiliyor. Moleküllerini ayıramayabiliyor. Böylelikle vücutta kalabiliyor. Ama Türk kahvesi de şöyle bir ayrıntı var. İçine katkı maddesi yok. Yani Türk kahvesini alın dışarıya koyun. Bir de Nescafe alın dışarıya koyun. 2-3 gün kalsın. Türk kahvesinin tadı değişir. Nescafe'nin tadı olduğu gibi kalır. İçindeki katkı maddelerinden kaynaklı. İçine bazen öyle katkı maddeleri koyuyorlar ki şimdi bunlar biraz teknik konular ama ben belki araştırmak isteyenler için söylüyorum. 527, 210 gibi katkı maddeleri içine giriyor. Bu da bağışıklık sistemini zorlayabiliyor. Testosteron hormonunu arttırabilir. O ayrı konu da. Sadece vücutta kalıcı kısımlar bırakabiliyor. Yani ileriki yaşlarda belli başlı problemler yaşatabilir. İnsanlar onu yaparken ne için yapıyorlar? Satmak için yapıyorlar. Bağımlı hale getirmesi lazım. Bağımlı hale getirmek için de içinde mutluluk hormonu oluşturacak gıdaları kullanması lazım. Karışımları kullanması lazım. Bu sefer ne yapıyorsun? Sen İslam dışı işte kafeine yöneliyorsun. Diyorsun Türk kahvesi acı gibi ya, içmiyor falan. Aslında tam tersi. O senin mutlu olduğunu düşündüğün şey vücuda başka bir şekilde zarar veriyor. Yani satış politikası. Ben öyle diyorum her zaman için. Tabii insanın kendi elinde olan şeyler. Pekala bu anetim masada işte portakal var, havuç var, işte kayısı var. İşte burada ben geçen bahsetmiştim, unutmadım. Bir önceki videoda dağ çayı var. Bakın çok önemli bir sindirim sistemini sağlayan, yağ yakımını kullandıran bir nevi doğal L-karnitin. Doğal L-karnitin. Evet. Şimdi kokusuna bakabilir miyim acaba? Aslında tamam, açalım, ben açalım. Evet. Doğal L-karnitin yağ yakımını kolaylaştırır, sindirim sistemini. Yeşil çay gibi kokuyor. Yeşil çay gibi kokuyor ama biraz daha farklı. Zaten kullanan bir demlediğiniz zaman, aynı çay gibi demliyorsunuz. İçtiğiniz zaman size fazla sürmez. 5-10 dakika içinde lavaboya çıkartır. O gece böyle 24 saat içinde böyle bir lavabo faslı yaşatır. Hatta biraz da amuda fukaradan biraz sıkıntı yaşatır yani. Neyden sıkıntı yaşatır? Amuda fukara. Neyse, konu içerisinde anlatırım arkadaşlar. Peki. Evet. Peki. Ben notlarımı da alayım mı yanıma hocam? Eskidir. Şimdi siz öyle nüanslarda bulunuyorsunuz ki notunu almayınca
Unutuyorum. Ya o zaman daha kötü oluyor. Neyse, Allah'tan videoyu çekiyoruz, orada aklınıza takılan bir şey. Aynen, arkadaşlar benden daha şanslı bu konuda. Videoyu seyreden arkadaşlar eğer ki kafasına takılan bir şey olursa videonun altına yorum olarak yazsınlar. Bizler vakit buldukça onları cevaplamaya çalışalım. Hani olay ki atladığınız bir konu olur veya dilimizi sürtmüş olduğu yanlış anlaşılan bir konu olur. Orada altta yorumlarda belirtebilirler. Biz vakit buldukça orayı cevaplayacağız. Evet. Evet. Sen sohbeti yaptın. Bayağı bir şeyler var. Evet, bayağı güzel İkram şeyler edin. Yok, yok hocam, ben yapay şeker kullanmıyorum ya, bak, artık. Her birini 1,5 saat. 1 saat diyelim, burada işte 6 saatlik antrenman yapabileceği şey var. Hocam ben bugün antrenmanın hakkını verdim. Kendimi farklı şekillerde ödüllendirdim. Kahveyle mutluyum bugün diyelim. Evet, siz de böyle yapın arkadaşlar. Yok diyebiliyorsanız ne mutlu. Kameraman arkadaşına ben ikram edeyim. O yesin. Çünkü çekerken yoruluyor. Harika abi. Onun da gönlünü yapmamız gerekiyor hocam. Peki hocam, hani böyle bir şey tükettiler aklıma gelmişken. Böyle bir şey tükettiler. Antrenman yapamayacaklar. Çok da seviyorlar. Belli bir ölçü koysunlar arkadaşlar. Yani bir tepsi baklava geldiği zaman, yediğin zaman ne olur? Vücuda tamam, çok miktarda içinde şey var. Değerleri yüksek yani. Baklava da sıkıntı yani. O kadar yemeyelim. Hani orada bir tane canlı çekmiş, bir tane ye. İkinciyi de ki stopla. Dur ya, bir dakika de ya. Bir dakika de ya. Hani sonra ben pişman olacağım. Yani kendince çelişki içerisine düşebilirsin. Hani ne diyebilirsin? Ya ben bunu yerim ama yememek de benim elimde. İnsan kendini stoplayabiliyorsa, şunu yapabiliyorsa işte beslenmede yol kat etmiştir. Arkadaşlar biz de beslenme konusunda belki onlarca, belki daha fazlasında bilgi aktarabiliriz. Ama size tavsiyelerle gidersek umut ediyorum ki daha fazla sonuç alacağız. Amacımız size faydalı olabilmek. Bu tavsiyelerle uyarsanız, hayatınıza taşırsanız hayatınız renklenmeye başlar. İşte bahsetmiş olduğumuz anatomi hızlı bir şekilde kilo alır, hızlı bir şekilde kilo verir. Ne yapar biliyor musunuz? Sizin kalp bölgesinde sıkıntı verir. Hızlı kilo aldığınız zaman damar yolları genişleyecektir, kalp ritmi değişecektir. Daha iyi pompalayabilmek için bir anda düşüşe geçti. O kadar damar yolu çıktı vücuttan. Ne oldu? Kalp tekledi. İleriki yaşlarda bu şekilde devam etmesi durumunda kalp krizi geçirme olasılığı yüksek olan anatomiler arasındadır. Evet, bu önemli bir detay. Bunu atlamasınlar. Sağlık her zaman için önemlidir. Spor yapsın, yapmasın. Önceliği sağlık arkadaşlar. Beslenmedeki ana kurallardan bir tanesi sağlığınızı ritmik halde düzenlemek. İşte daha sonra takviye, işte uyku düzenidir. Yine diğer, daha önceki videolarda bahsettiğim gibi ruh halidir. Bunlar sizin hayatınıza şekil verecek unsurlardır. Sizler ne kadar bunu hayatınıza taşırsanız o kadar rahat hareket edersiniz. İşte az önce örnek verdik, işte ne yaptık? Dağ çayı dedik. Türklerin en eski çayı, sindirimi kolay. İşte ağır bir yemek yedin, bir tane dağ çayı aç. İçinde ne kadar negatif şey varsa onu posayı güzel atacaktır. İdrar yolunda atacaktır. Bir şekilde onu vücuttan çıkartacaktır. Bir nevi aktarlarda arzı. Bulabilir miyiz? Tabii tabii bulursunuz. Hatta şekli şemali biraz ben doğradık bunu böyle. Evet, şeklinde şöyle göstereyim. Tabii bitki büyük bir bitki. Ben hocam siz doğradım. Doğada bulabiliyorsunuz da ben onu doğada bulamam. Ben yanlışlıkla yerde bir tane otağlara gelirim. Yok, o yüzden zaten bir süre... hani aktarda bulabiliriz mi diye sormamın nedeni tabii, de bu. Tabii, arkadaşlar tabii, merak edip araştırmak isterse. Aynen de öyle, aktarda da bulabilirsin. Bunu tavsiye ederim ısrarla. Çünkü bizim genetik faktörümüz olan şeyler sizin bazı genetik faktörlerinizi destekleyecektir. Böyle de daha hızlı sonuç alacaksınız. Evet. Peki hocam. Hocam. Mezomorf bir arkadaşımız geldi. Karın ve kalça bölgesinden kilo alıyor. Hı. Erkek veya kadın fark etmez. Anatomisi o şekilde. Bu arkadaşımızın zaten biz antrenman programlarını veriyoruz. Sizler de biliyorsunuz. Ama beslenme konusunda kaç öğün yemeli? Hangi ürünleri daha çok tüketmeli? Hangi ürünlerden sakınmalı? Şimdi uzun soru geldi. Uzun soru, soru cevabı aslında kısa. Ben şöyle bir zevkli insanların vazgeçemeyeceğim. Bayağı notumuz var. Değil mi? Evet, üniversite ödevime hazırlanırken vermiştiniz bu notları. Çok iyi hatırlıyorum. Üniversite ödevimi tamamlamıştım. Çok güzel. Kadın resmi var. Bir çikolata resmi. Evet, kalça bölgesinde
bir iyileşme varsa nedeni işte çikolata. Hani ayıla bayla yiyorsunuz ya böyle sarelerler falan bunlarla tüketip işte onu hayatından çıkardığın zaman kalça bölgesinde değişmeler ortaya çıkar. Çikolata. Bu gibi gıdalar, kafein ağırlıklı işte bu gibi işte sarelledir içine katkı maddesi yüksek olan gıdalar vücuda atamadan dolayı bir yere depolacaktır. Nereye depolacaktır? Kalça bölgesini depolacaktır. Yani çikolatanın içerisindeki bir madde veya çikolata 520 E520 orada yer aldığından dolayı ki bu aynı zamanda bu madde araştırın arkadaşlar kanser yapma etkisi vardır. Özellikle kadınlarda akut lösemi M3 yani kan kanseri yapma özelliği vardır. Aynı zamanda rahim kanseri yapma özelliği vardır. İlerleyen yaşlarda bunları rastlayabilirler. O yüzden bunu hayatınızdan çıkarmalarını gerekiyor. Altını ısrarla çiziyorum. Peki bu evet karın bölgesi ayrı bir şey. Karın bölgesi ayrı onu da yanıtlayayım. Orada yanlış anlaşılmasın. Evet karın bölgesinde de arkadaşlar farkında olmayaraktan işte yeme düzeninizi bozarsınız. Lavabo ihtiyacınız değişir bu esnada. Yani atıyorum günlük posa çıkardığınız, yani lavaboda çıkardığınız posa ihtiyacınız işte 2-3 güne varır. Midede kaldığı süre içerisinde şişiklik yapar. Yani bir nevi gaz yapar yani. O şişiklik orada karın bölgesine yansır. Bunun beslenmeyle giderilir ama dikkat edeceği şeyler arkadaşlar gün içerisinde çıkarmış olduğunuz lavaboda gerek idrar yoluyla gerekse posa yoluyla çıkarmış olduğunuz işte vücudun atmış olduğu şeyleri gözlem altında tutun. Yani eğer idrarınız beyazsa su tüketiminiz iyidir. Ama yok sarıysa su tüketiminiz azdır. Vücut bir şeyle savaş veriyor. Ona destek gerek. Yani böbreklere destek gerek. İşte efendim mesela posayı işte 2-3 gün atamadı vücut. Tuttuğu zaman ona göre gıdalar tüketmesi lazım ve rahatlaması lazım. Misal versek arkadaşlarımıza. Misal versek arkadaşlar şimdi diyelim lavaboya çıkamadı. Çok fazla kuru gıda tükettiniz. Bundan dolayı lavabo çıkma durumunuz olamadı. Ne yapmanız lazım? İşte biraz sizi ishal yapacak dediğimiz hani Ankara'sa derler ya ishal olması gerekiyor. İşte ıtlatması lazım. Bunun için de işte neler gerekir? Yağ yakıcı gıdalara ihtiyaç duyar. İşte bir dağ çay olabilir. Benim önümde duranlardan bahsedeyim. İşte bir kayısı olabilir. Kuru kayısı olabilir vesaire. Bir süt olabilir. Yeşil çay, maydanoz. Yeşil çay olabilir. Maydanoz olabilir. Maydanoz su işte mikserle çekerler, suyunu çıkartırlar. İçine bir miktar, çok az miktar limon sıkarlar. İşte evet. Değerlerini kırması için. Ondan tüketebilirler. Evet. Evet. Kilo vermek isteyen bir arkadaşımız bu şekilde yapması gerekiyor. Peki. Bir ayrıntı vereyim burada. Tabii ki lütfen. Kılık kıyafet de çok önemli. Kılık kıyafet nasıl önemli? Tabii. Şimdi siz vücudunuzu saran bir kıyafet giydiğiniz zaman ne yapar? Yemek yediğiniz zaman size bir tokluk hissi verir. Ama vücut ne kadar gevşek olursa, ne kadar rahat olursa, yığılırsa, mide o kadar top gibi şey yani bu, işte balon gibi, yedikçe şişiyor. Ne yapıyor? Kendine yer buluyor. Yer buldukça daha fazla yeme istiyorlar. Hani bir zaman vardı ya, kadınlarda, erkeklerde düşük bel pantolon. Evet, o i̇şte bundan dolayı o bölgesin, hep... Tabii o dönemdeki onu kullanan kişileri gözlemleyip hepsine belinde bir diks vardır. Evet. Bir çember oluşmuştur. Yani kullandığını oradan anlayabilirsin. O dönemi yaşamış birisinin o bölgesinin diksini gördüğünüz zaman kesinlikle ve kesinlikle kıyafetinde düşük bel kullandığını ben rahatlıkla söyleyebilirim. İlk o zamana denk gelmemişim. Benim de zamanımda yüksek bel vardı hocam. Evet. Ben bütün avantajımı kullanmışım. Çok önemli bir detay. Bak bunu atlıyorlar. Vücut ne kadar ona göre sıkışık olursa hatta 1500-1400 yıllarda Avrupa'da hani görmüşsün bazı kıyafetler falan işte o döneme ait filmler falan seyreder. Korseler böyle vücudu sıkarlarmış evet. Vesaire. Bunlar çok önemli aslında. Hani çok fazla sıkmasını tavsiye etmiyoruz ama en azından vücuda biraz daha dar olsun. Yani iç kıyafetler. Yani işte giymiş olduğu kıyafetler ne kadar şey olursa, sıvaç olursa böyle şey olursa ne olacak? İster istemez orası kendine yer bulacak. Evet bu önemli bir detaydı. Kılık kıyafet arkadaşlar çok önemli. Bu anatomi için şunu söyleyebilirim. Ayakkabı seçimi
orta beden ayakkabılar kullansınlar. Yüksek topuklu ayakkabılar kullandıkları zaman kalça bölgesinde çok inanılmaz şekilde deformasyon eder. Göbek bölgesinde göbeğin tam altında bir çıkıntı ortaya çıkması durumunda bu genetik faktördür aynı zamanda. Bu genetik faktörün önüne geçmesi için şıklı kıyafetine dikkat etmesi gerekiyor. Beslenmesine, uyku düzenine çok dikkat etmesi gerekiyor. Genellikle bu anatomiye sahip olan kişiler, hızlı konuşuyorum çünkü o kadar çok şey kafamdan geçiyor ki, uyku düzenlerine şöyle bir şey var, yüzüstü yatmayı çok sever bu anatomi. Çok sever. Evet, gözlemlerseniz %80-90% yüzüstü yatmayı çok sever. Bu anatomiye bağlı olarak veya sırt üstü. Yan yatmalarını, cen pozisyonda yatmalarını tavsiye ederim. Bu çok önemli bir ayrıntı, bunu atlamasınlar. Uyku düzenleri değişiktir. Yani 3 saat de gününde içinde uyuyabilir. Gün içerisinde baktığınız zaman bir anda 12 saat de uyurken de kendisini bulabilir. Böyle bir karışık bir ruh hali vardır. Biraz da burç gibi söylüyor. Burçlar var ya, biraz öyle anlattık ama anatomi şekli de insanın şeyini, kaderini belli ediyor. Kesinlikle. Yani o anatomiye baktığın zaman bir insanın analizini yapabilirsin. Peki, anatomide değişiklik yapabilir miyiz? Ben mezomorf bir anatomideyim. Evet. Ektomorf bir anatomi olabilir miyim? Tabii bunu çok istediğim bir soru. 33 yıllık spor yaşantımda arkadaşlar, 20 yıldır da eğitmenlik yapıyorum. Bu soruyu çok nadiren duydum. Tebrik ederim seni. Güzel bir noktadan yakaladım. Teşekkür ederim. Yani yıllardır böyle insanın beklediği noktalar vardı ya, o noktaları yakaladım. Şu kahvede bir yudum vereyim ondan sonra. Evet arkadaşlar. Anatomileri siz kendiniz belirleyebilir misiniz? Bunun %30'un %40'ını en fazla belirleyebilirsiniz. Değişkenlik diyoruz biz buna. İşte vücudun belli bir rotayı aldınız, belli bir düzeni aldınız, sistematiği aldınız ve aynı tempoyla devam edersiniz. Takiben yaş ortalaması değişken olmasıyla beraber 3 ile 5 yıl sonra farklı bir anatomide kendinizi bulabilirsiniz. Ama o ritmi bozmamanız lazım. Yani kiloda 1-2 kilo oynayıp daha fazlası oynamaması lazım. Burada neden? Şimdi arkadaşlar, insan varoluş gereği işte bir kadınla bir erkek birlikte oluyor. Erkeğin işte spermleri 3 milyon takiben daha fazla spermlerin bir tanesi, en güçlü olan sperm anne rahmine düşüyor. Oradan çocuk dünyaya geliyor. En güçlü olan. Diğerlerin ne olduğu hep söylüyor. Yani her insan bir şanslıdır, bir insan aslında. Hayatta 3 milyon tek, arasında tekiz. 3 milyonda teksiniz. Ben bazen öyle espri yapıyorum. Aslında espri de doğru da insanlar espri gibi algılıyor. 3 milyonda teksiniz arkadaşlar. Yani sizin düşünün ki 3 milyon kişi var, siz arada teksiniz. Bütün genleri topluyorsunuz. Yani annenizden, babanızdan olan ne kadar gen faktörü varsa hepsini alıyorsunuz. Bunların içinde hepsi mezomorf mu? Yok. Ektomorf mu? Yok. Evet. Farklı anatomiler de var. Bunun bir tanesini kabul etmesi için vücudun 3 yılla 5 yıl arasında aynı ritmikte devam etmesi lazım. Yani ama hızlı bir şekilde, tabii aynı şekilde sen bu şekilde 1-2 kilo aldın, geri verdin, kontrol altında tutuyorsun, dengeni, disiplinini bozmuyorsun. İşte bu anatomide ne yapmış olursun? Ektomorfa kadar gerileyebilirsin. Senin elinde. Bunu deneyebiliriz. Ama ne kadarını? %40'ını ancak aşabilirsin. Maksimal. Maksimal %40'ını. Evet. Anlıyorum. Büyük bir oranda %40'ını baz alırız bu konuda alakalı. Değerlendirme yaptığımız zaman. Evet. Bu az önceki değindiğimiz noktalar, besinler veya karın ve kalça bölümündeki şişkinlikle alakalı konuşmuş. Kilo vermek isteyen... Ha, bir ayrıntı daha vereyim mi? Göbek bölgesinin altındaki yığılmalarla. Evet. Evet, bu anatomi genelde şeyi seviyor. Soğuk suyu seviyor. Evet, ben şöyle soğuk su, şöyle elimle başlayayım. Bu ısımı ne dedi? 36 santigrat dereceyle işte 35 ile 38 santigrat derece bir ısım var. Şimdi bak ne oldu? Bu su vücut ısısından daha fazla bir şeye sahip. Soğukluğa sahip. Evet, ne yapıyor bu anatomi? Çok fazla soğuk su tüketiyor. Asitli içecekleri de tüketiyor. Genel olarak fark ettiğim bir nokta. Tüketiyor, seviyor, abur cuburu seviyor. İşte patatesi haşlayıp yiyeceği yere kızartmasını tercih eder. Örneğin evet. Zevkine düşkün, tembel. Evet, soğuk su arkadaşlar, vücut ısısından yüksek oranda düşük olan bir gıdayı, içeceği vücuda aldığınız zaman sindirim sisteminde dolaşırken ne yapar? Oradaki vücut ısısından daha yüksek olan yağ, yanmaya başlayan yağ bir anda dondurur. Bunu şöyle test edelim. İşte bir tavaya, yanmaz tavaya, işte hayvanın iç yağını koyun, erimeye başlasın. Sonra tutun bir soğuk su dökün. Altta biz bunu yüksek, çok kullanıyoruz. Altta yüksek ısı olmasına rağmen siz orada soğuk su döktüğünüz zaman ne olur? Donar. Donar. Evet, donuyor. Evet. Ama
aynı ısıda, yani 100 santigrat derecede işte erimeye başladı. 100 santigrat derecede bir su ilave edin. Bu sefer ne oldu? Donmaz. Donma etkisi ortadan kalır. Düşünün ki vücut ısınız 36 santigrat derece, siz sıfıra yakın bir soğuk su tüketiyorsunuz. Ne oldu? İşte vücut o anda yağ yakmaya başladı. Tamam. Nerede? Karın bölgesinde bir yağ yakmaya başladı. Sindirim sisteminde dolaşırken. Ne yapıyorsunuz oraya? Soğuk su ilave ediyorsunuz. Ne oldu? Şokladı, dondu. Geçmiş olsun. Bu şekilde zamanla katmanlar yapar. Bu katmanları ancak gidermesi için güzel bir şekilde spor yapması lazım. Ekstra yağ yakıcı bitkileri tüketmesi lazım. Eğer spor yapıyorsa CRA veya lekarnetin tüketmesi gerekmekte. Aksi halde bu süreci uzatmış olur. Yani 3 ayda alacağı sonucu böyle bir tabloda 1 yıla yayabilir. Tabii aç kalarak daha hızlı bir şekilde kilo verir. Bu sefer de kas kaybına neden olur. Kas kaybına neden olduğu zaman kasların ölümü diyoruz biz sporcu arkadaşlar içerisinde. Kas ölümü gerçekleştiği anda tekrar toparlaması zordur. Uğraş vericidir. Bu sefer protein ağırlıklı gıdalar tüketmesi gerekiyor. Ya diyorlar ki işte bazen hocam ben işte diyet yapıyorum. Diyet yapmayı ben önerebilirim bu anatomi için. Lakin ayrıntı şu. Kişiler bilinçsiz bir şekilde de diyet yapabiliyorlar. Kulaktan duyma bilgilerle işte salatayı koyuyorum. Ekmeğimi çıkardım. İşte sadece suyla salata tüketiyorum. Ayran diyeti, salatalık diyeti. Böyle enteresan diyetler yapıyorlar. Kesinlikle. Arkadaşlar yapmayın. Biz genetik faktörlerimize bakın. Biz bir Avrupalı değiliz. Bizim genetik faktörlerimiz protein ağırlıklı beslenen bir yapımız var. İnsan doğası gereği protein ağırlıklı bir gıda ve hayatta kalır. Ha pekala diyor ki ben et yemiyorum. Vejetaryenim. Bak bu da çok önemli. Bazen bize soruyor hocam ben vejetaryenim ben bir şey yemiyorum ki. O zaman hemen yazalım bunu. Protein ağırlıklı, kuru baklagiller var onlardan tüketir. Et yemiyorum. Sevmeyebilir. Ama kuru fasulyede de ona yakın yüksek oranda da protein var. Evet bu ayrıntıyı da unutmamalarını tavsiye ederim. Güzel. Mezomorf anatomide ki bireylerin kilo vermesi için değinmek. Kilo almak isteyen arkadaşlarımız peki mezomorf ama hani kilo almaya ihtiyacı var. Hani düşmüş belli bir yüksek orandan düşmüş. Evet. Ne oldu? Vücut hızlı bir şekilde kilo verdi. Tekrar almak istiyor. Onların işi daha kolay sanki. Daha kolay sadece hayatını biraz ritmik hale getirecek. Abur cuburdan yine uzak duracak. Protein ağırlıklı gıdaları internetten de araştırabilirsiniz veya etraftan araştırabilirsiniz. Biraz araştırmacı yetenekleri gelirsin. Aslında ben bunu da değinmek istiyorum ısrarla. Arkadaşlar protein ağırlıklı bir beslenme şeklinde geçtikleri anda vücut otomatik olarak sağlıklı bir şekilde kas kütlesi dinamik bir şekilde tekrar toparlar. Yani daha kolay. Mezomorf arkadaşlarımızın kilo alırken işleri daha kolay diyebiliriz yani. Kolay. Sadece işte sadece biraz hayatını ritmik hale getirmeleri. Burada da araştırmaları gerekiyor. Evet tembellikten çıkmaları lazım. Yani yüzüstü yatıyorlarsa yatmasınlar arkadaşlar. Belki yastığını değiştirir, belki işte yattığı yatağı değiştirir. Bu şekilde onu da telafi edebilir. Bu çok önemli çünkü günde düşün 6 saat, 8 saat aynı pozisyon içerisinde kalıyorsunuz. Yani evet. Ne oldu? Gün içerisinde vücudun atamadığı bazı gıdalar gece yatarken vücut atar. Yani gece yatarken de aynı şekilde ritmik olarak vücut çalışıyor. Siz onu stoplarsanız tamamen kalır. Ne? Gündüz hareket ediyorsunuz. %100 performansla kaslar çalışıyor. Atıyor. Ama gece yatarken bu oran %70 geriliyor. Yani %70 vücudunuz off olmuş oluyor. %30 aynı şekilde yemiş olduğunuz gıdaların çalışma prensibi devam ediyor. Bir enerji vermesi lazım, depolaması lazım. Aynı şekilde devam ettiriyor. Ne yapmanız lazım? Siz doğru pozisyonda durmanız lazım. Çok önemli bir ayrıntı. Bu ayrıntıyı atladıkları durumunda belli başlı yerlerinde de yığılmalar olacaktır. Yani bir kalça bölgesi, işte bir karın bölgesi sıkıntıya düşecektir. Yani öyle bir şey var ki, öyle bir detay var ki bu anatomide çok da rastladığımız, duyduğumuz... Evet, geliyor durum. Taş. Arkadaşlar hani videonun başına söyledik ya, hamudu fukara. Bu eski bir kelimedir. Hani bunun açıklamasını söyleyeceğim, biraz garip gelecek ama özellikle bu anatomi için söyleyeyim. Kalça bölgesinde çok fazla yığılmalardan olduğundan dolayı terleme meydana gelir ve özellikle erkeklerin çoğunluğunda kıl dönmesi ortaya çıkar arkadaşlar. Bu da çok büyük bir rahatsızlıktır. İnsanlar da dile getiremezler bunu. Dile getiremedikleri gibi de bu ağrıyla da yaşarlar. Yani gerçekten etrafımızda çokça duyarız. Çünkü hızlı bir şekilde kilo alıp veriyor, kalça bölgesine yığılıyor. İşte orada bir tane küçük bir kıl parçası dönüyor. İşte bu giriyor. Çok kötü de canı yanıyor. Evet, operasyonlar çok... Belli, operasyon en son sofrada
operasyona dahil oluyor. Bu ruh hali bozukluğundan dolayı yemesi, içmesi, her şey değişiyor. Yatma düzeni bile değişiyor. Yani yüzüstü yatmalarla rehabilitasyon ona dönüşüyor. Hmm. Çok önemli bir ayrıntıydı. Ve bu arada Ahmet'i fukaraya da söylemiş oldum. Neyse, eski bir ismin vardı, onu da öğrenmiş olarak. Ben evet, merak ediyordum, aklımdaydı. Videodan sonra soracaktım da. Eski mi diyeyim, belki ekran karşısındaki arkadaşlar da merak ediyordu. Eski bir isimdi, onu da aradan söylemiş oldum. Peki hocam, evet. Bu arkadaşlarımız kaç öğün beslensinler gün içerisinde, haftada? Hani ne önerirsiniz? Kilolarını sabit tutmaları için diyelim. Evet, arkadaşlar çalıştığı iş icabı değişebilir. Yani ağır işte çalışan birisidir, inşaat işinde vesaire çalışan, ağır işte çalışan birisidir. Yani burada öğün faktörüsü değişir işte 3 öğündür, 4 öğündür, 5 öğüne kadar çıkabilir. Ama gün içerisinde hiçbir şey yapmıyordur, masa başında oturuyordur. Spor aktivitesi de azdır. Arkadaşlar yani şöyle bir tabak ölçüsünde, şunlardan çıkartayım. Şöyle bir tabak ölçüsünde günde 3 öğün beslensinler. Yani tabağın ölçüsü bir avuç kadar, yani bir avucunuzu kaplayacak kadar bir ölçüyle günde 3 öğün beslensinler. Ara öğünlerine de C vitamini dahil etsinler. Yani bu bir muz olabilir, bir portakal olabilir, işte bir limon dış kabuğu, o sarısını aldıktan sonra beyazıyla beraber olabilir. Yalnız arkadaşlar, narenciye ürünlerin içerisinde çekirdekleri vardır. Mide bir tek narenciye ürünün içindeki çekirdeği eritemiyor. Bu çok önemli. Bunu dikkat etsinler. Mide asitleri bozuyor. O yüzden bu gibi narenciye gıdaları tüketirken içindeki çekirdeği mutlaka çıkartın. Yemeniz durumunda mide asitleri bozulur. Eğer tüm halde mide alırsa idrar yolumuza kaçma durumu söz konusu olur. O da ayrı bir sıkıntı veriyor. Onu atlamasınlar. Yani normalde evet, sabah, öğlen, akşam bir 3 öğün yemesi belli gerekiyor. Belli bir standart oluştursunlar. Ve sabah kahvaltılarını düzenli bir şekilde yapsınlar. Yeşil zeytin özellikle kullansınlar. Siyah zeytin yerine yeşil zeytin sindirimi için. Bir miktar da içine limon katarlarsa sabahtan vücut yağ yakmaya başlar. Bu önemli bir ayrıntı. Peki bu arkadaşlarımız ara öğünlerinde mutlaka yemek yanında değil de yemek arkasında böyle bir saat, iki saat geçtikten sonra bir kase yoğurt tüketsinler. Sindirimi kolaylaştırır, yağ yakmada da onlara kolaylık sağlar. Ektomorf biraz daha kaçınsın demiştik ama mezomorf yiyebilir. Yiyebilir. Tabii. Kalsiyum alması gerekiyor. Bir şekilde kalsiyum alması. Peki, akşam hani yemeği yedik, bir film izledik vesaire. Bir açlık bastırıyor hocam. Mezomorf arkadaşımız o zaman ne yapsın? En önemli konu. Genelde ben onu yaşıyorum. Arkadaşlar, yani kuru baklagillerden hani baktığımız zaman bazen insanlar abartıyor. İşte çekirdek yiyor, işte fıstıkta, fındıkta vesaire karıştırıyor böyle. Onlara bir ölçü koysunlar. Yani birkaç parça yiyebilir ama daha fazlası da abartmasınlar. Ama nedir? Kuru baklagillerde böyle bir kayısı vardır. Bu kayısı 3-5 tane attığı zaman zaten topluk hissi verir. Böylelikle de gece yatarken sindirimi de kolaylaşır olur. Bazen diyorlar, hocam sen Malatyalısın, acaba ondan mı kayısı öneriyorsun? Yok arkadaşlar, öyle bir şey yok. Kayısının böyle bir yıllardır etkisi var ve bizim genetik faktörümüzde de yolcu yemeği deriz biz buna. Eski isimli yolcu yemeği deriz. Yani insan yola giderken bunları alır, heybesine koyar, yolda atıştıra gider, ona topluk hissi verir, sindirimi de kolaylaştırır, böylelikle de vücudun yorgunluğunu da alır. Peki, performans sporcusu arkadaşlarımız. Onlar mezomorf yapıdaki, onlar nasıl beslenmeli? Şimdi ritmik anlamda baktığımız zaman zaten haftanın bir gün ve aralıklarında sporlarını yapıyorlar. Antrenman öncesi beslenmesi, antrenman sonrası beslenmesi ona göre ayarlasın. Antrenman öncesi karbonhidratlı gıdaları mutlaka tüketsinler. Yani örnek verin, bir tabak pilav yiyebilir, bir tabak işte iki tabak makarna yiyebilir. Şu antrenman öncesi enerjiye ihtiyaçları var ve 45 dakika, 1 saat veya 1,5 saat önce mutlaka karbonhidrat ağırlıklı bir gıda tüketsinler. Antrenman bitimiyle beraber eğer sporcu gıdası kullanıyorlarsa hemen 15 dakika sonrasında bunu tüketsinler ve ilaveten proteinli bir gıda mutlaka belli bir gramajla, abartmayacak şekilde, yani 300 gram, 150 gram, 200 gramlık böyle bir proteinli gıda tüketsinler. Gramajı söylüyorum, protein değerini söylemiyorum, bunu yanlış anlaşılmasın. Evet. Hocam, benim bugünlük sorularım bu kadardı. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. İnşallah. Mezomorf arkadaşlarımız için de iyi bir video olduğunu düşünüyorum. İnşallah heybemizdeki bilgileri de ekranda seyreden arkadaşlarla paylaşmışızdır. Arkadaşlar, bu videoları sizler için düzenliyoruz. Kafanıza takılan bir şey olursa videonun altına yorum olarak mutlaka yapın. O soruları da orada cevaplayabiliriz vakit buldukça. Evet, hayatınızı şekillendirmek sizin elinizde.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Hoşça kalın.